Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Pergel programıyla karşınızdayız. Hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Konuğumuz hukukçu, yazar Faruk Köse. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, 1 Kasım 1928 harf devrimi. Doğru söyledim değil mi? Evet. Tarihleri pek karıştırıyorum ama bir de 25 Kasım 1925 Şapka İnkılabı ana konumuz bunlar. Harf devrimi ile şapka devrimi. Şimdi hocam bir de tabii eseriyle gelmiş. Laiklik ve Türkiye pratiği ülkemizde laikleşme süreci esnasında uygulanan vahşet diye de altına başlığı genişletmişsiniz. İkinci baskısını yapmış. Şöyle de göstereyim. Tabii konuşacağımız konular bu kitabın da biraz içeriğinde var. Biraz yani hepsini konuşamayacağız. Çünkü kitap çok hacimli. Ya şimdi direkt konuya gireyim. Direkt konuya gireyim derken öncesinde bir şey söyleyeyim. Öyle gireyim. Şimdi Türkiye'nin son zamanlarda bir anlamda bir varlık iddiası var. Ya ben de varım bu bölgede, ben de varım diyor Türkiye. Evet. İşte bağımsız bunu belki bağımsızlık arayışı olarak da söyleyeceğiz. Ama karşısına Amerika çıkıyor, işte Rusya çıkıyor, artık çıkarları olan diğer ülkeler çıkıyor. Şimdi böyle bir bağımsızlık arayışında olan bir Türkiye geçmişiyle böyle yüzleşmeden nereye varabilir? Neyi başarabilir? İsterseniz buradan başlayalım. Buyurun. Şimdi geçmişiyle yüzleşmenin gereğini anlamak lazım önce. Geçmişiyle yüzleşmeden bir yere varabilir ya da varamaz ifadesi tek başına bir anlam ifade etmiyor. Niye etmiyor? Çünkü geçmişiyle yüzleşmeyen pek çok ülke, mesela Amerika, geçmişiyle yüzleşmiyor. Kızılderililerin kanları üzerine kuruldu. Rusya geçmişiyle yüzleşmiyor. İşte bütün o Asya steplerindeki, Kafkasya'daki, hatta Baltık'taki, Avrupa'daki kanlı bir geçmişi var. Onun üzerine kuruldu. Fransa mesela dünyada sayılı güçlerdendir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Geçmişiyle yüzleşmiyor. Bütün Afrika'da hala daha devam eden katliamları, kıyımları var. İngiltere'nin dünyada neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye geçmişiyle yüzleşmeden... Bu bir moda mı? Yani geçmişiyle yüzleşmemek... Moda mı şeklinde değil. Gücün varsa geçmişiyle yüzleşmiyorsun. Ha, gücün varsa. Bu bir. İkincisi, güç sahibi olmak istiyorsan geçmişini sağlamlaştırman gerekir. İşte bu anlamda Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşmesi lazım. Yani Türkiye'nin bugün bölgede varlık iddia etmesi devlet olarak... Devlet aklı olarak, devlet bütünlüğü içinde doğru bir politikadır. Her devlet bunu yapmak ister. Kendi bölgesinde güç sahibi olmak ister. Devlet refleksi açısından bu doğrudur. Ancak bunu yapabilmek için, bunu yapabilecek potansiyeli harekete geçirmek lazım. Bu potansiyel var mı? Var. Ama bu güç var mı? O güç yok. Niye yok? Bugün işte Amerika'da devlet başkanının midesi ekşise, İşte dünyada ekonomi tepe taklak olabiliyor. Böyle bir dünyadayız. Artı ekonomik olarak, teknolojik olarak ve diğer yönlerden dünyanın geri kalanı ile entegre olmak zorundasınız. Oraya bağımlısınız. İşte Rusya'nın haberi olmadan adım atamıyorsunuz, izni olmadan. Amerika'nın izni olmadan işte oradan aldığınız silahları, uçakları kullanamıyorsunuz. Ya da işte dünyadaki kredi kuruluşlarının onayı olmadan ya da belli bir derece vermeden ekonominiz işte ayağa kalkamıyor. Yabancı sermayeyi ülkenize çekmeden kalkınmayı geliştiremiyorsunuz, gerçekleştiremiyorsunuz gibi sebepler var. İşte bunlar olmadan, bunları sağlamadan, kendini sağlama almadan, tabanda yani ayağını basacak sağlam bir taban olmadan bölge gücü, dünya gücü zaten olamazsınız, bölge gücü de olamazsınız. İşte refleks olarak geçmişinden gelen, dünya gücü olan bir, geçmişten gelen bir devletin bölge gücü olma refleksi doğru bir refleks. Ama onu yapabilmesi için gerçekten geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor. Niye gerekiyor? Diğer ülkeler güç sahibi oldukları için yüzleşmiyorlar ama biz onu yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede geçmişini red üzerine kurulu, geçmişteki bütün kültür mirasını
başta olmak üzere bütün birikimini reddedip sıfırdan yeniden bir toplum, yeniden bir devlet oluşturma iddiasıyla kurulmuş olan bir devlet sistemi var. Öyle bir rejim var. İşte bunu bir kere toplumuyla barışık hale gelmesi lazım. Geçmiş mirasına sahip çıkan bir güç olması lazım. Bunun için yüzleşmesi gerekiyor. Kasım ayı da bunun için önemli bir ay. Kasım ayında yüzleşmesi gereken çok şey var. Yüzleşilmesi gereken. Şimdi evet. 1 Kasım 1928 harf evet. İnkılabı, harf devrimi. Devirmek böyle yani bir şeyi devirdiğiniz zaman hep menfi anlaşılır. Yani devrim. O yüzden belki inkılap dendi. Sonra tekrar yok devrim daha iyi dendi. Bunlar bu kavram şeyi üzerine durmayalım ama Osmanlıcanın veya geçmişin dilinin komple devrildiğini, yere atıldığını söylemek mümkün herhalde harf devrimiyle. Yani o devrim tam oraya oturuyor sanki. Evet. Şimdi tabii aslında Kasım ayında sadece harf devrim değil. Aslında Kasım ayında devirdiğimiz başka şeyleri de verdik. Başka şey onlara da geleceğim. Yani şapkaya da geleceğim. Bir sıralayalım arzu ederseniz. Tabii buyurun. Neler var? Mesela ne var 1 Kasım'da? İşte saltanatın kaldırılması var. Şimdi saltanat devam etsin iddiasını kimse taşıyamaz. Yani bizim en azından hiçbir şey olmasa inancımızda bu yok ama Batı ailelerinin Batı ülkelerinin tepedeki o tutucu aileyi yani tepe taşı olan aileyi korumuş olması, sembolik de olsa korumuş olması geçmiş mirasına sahip çıkma, geçmişi bağlarını koparmama anlamında önemli bir şeydi. Sembol olarak tutuyorlar. İşte bugün mesela İspanya, krallık, İngiltere'nin... Yani sadece krallık değil, saltanat aynı zamanda. Yani, evet, krallık yani evet geçiyor yani, tabii saltanat yani, yani krallık da salt... Monarşi derken... O şekilde geçiyor yani aynı ailenin üyeleri. Aynı şey işte Hollanda'da da öyle. Yani Avrupa böyle. Bir Almanya ile Fransa öyle değil. Gerisi bu şekilde. Yani Osmanlı ailesinin yani saltanatı kaldırdın ama Osmanlı ailesinin böyle ülke dışına çıkarılmış olması geçmiş bağı sürdüren aile sembolik de olsa o ailenin tutulmamış olması ne derece doğruydu? Bu ayrı bir konu. Burada tartışılabilir ama sadece o değil. Mesela şapka kanunu var. 25 Kasım 1925'te yapılan yine tekke ve zaviyelerin kaldırılması, bazı türbedarlıkların men edilmesi, bazı ünvanların kaldırılması kanunu var. 30 Kasım 1925'te yapılan yine cihad-ı feriye dediğimiz şu anda pek çok kişinin, yani pek çok dedim, bayağı pek çok kişinin bilmediği bir şey var. Cihayet-i Feriye'nin kaldırılması var. Bunun üzerinde kısaca durmak istiyorum biraz sonra. O da 20 Kasım 1926. Yine 20 Kasım 1926'da kadro eziyeti var. Kadro eziyeti demiş olduğumuz şey, yani kadrodan çıkarılma. Onun üzerinde de duracağız inşallah. İşte bahsettiğiniz önce Latin alfabesinin kabul edilmesi, bunu 1 Kasım 1928'de bunun yeni Türk alfabesi diye sunulmuş olması garip bir şey. Yani cami ve mescitlerin satışı yasası var. Aslında bu konu... Böyle bir yasa var. Tabii böyle bir yasa var. 15 Kasım 1935'te çıkarılması, yani yasanın adı bu değil yani ama... Yani satışı onaylayan yasa tabii, mı? Tabii hayır, cami ve mescitlerin satılmasını öngören bir yasa. Ha, bunu emreden bir yasa. Bunu imkan veren bir yasa çıkarıldı. Evet. İşte 1935'te 15 Kasım. Ancak tabii buradan yeri geldiğinde biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Cami ve mescitler önce satıldı. Her şey tamamlandı, ondan sonra yasası çıkarıldı. Sonra o çıkan yasaya uygun olarak Menderes satışı devam ettirdi. Menderes'in sattığı camiler de var. Yıktığı camiler de var. Yine Kasım'da ilginç bir şey var. Ezan ayaklanması ve Allahu Ekber yürüyüşü denilen bir yürüyüş var Bursa'da. Hemen hemen bütün Bursa'nın katılımıyla gerçekleştirilen bir şey var. O ezanın da, Türkçeleştirilmesi yüzünde bir tepki olarak. Hemen sonra, akabinde mi? Yani, Türkçe çevrildikten hemen sonra. O dönemlerde 16 Kasım 1932'de yapılan bir şey. Ezan Türkçe'ye çeviriyor. Her ilde komisyonlar kuruluyor. İşte o komisyonlar, Bursa'da komisyon kurulup Türkçe ezan okutulsun kararı çıkınca halk buna tepki gösteriyor. Böyle bir şey. İşte buradan başlamak lazım. Aslında bütün Kasım ayını böyle değerlendirmek lazım. Şimdi harf devrimi mevzuna gelince. Harf devrimi konusu bir garabet. Şimdi İsmet İnönü
Şimdi oraya gelmeden hocam, şu arada ilginç bir şey söylemiştiniz. Bu devrimler anayasaya aykırıydı. Ha, o evet. Zamanki yani, istersen oradan başlayın. Program, çünkü program öncesindeki konuşmamızdan söz ediyorsunuz. Yok, orası çok önemliydi, evet, ben o yüzden. Aslında şöyle şimdi, bütün bu devrimler laiklik adına yapıldı. Yani inkılap deyin, devrim deyin, fark etmez. Ben kavram üzerine durmuyorum, işlev üzerinde duruyorum. Önemli olan onun ne yapıldığı, hangi sonucun ortaya çıkarıldığı. Bütün devrimler laiklik adına yapıldı. Ancak laiklik anayasaya 1935-37 yılında girdi. Yani 1924, 25, 26, 27, 28, 29 işte aralarda dediğiniz 5 gibi. 5 Şubat 1937'de laik devlet, Türkiye Cumhuriyeti 5 Şubat 1937'de laik devlet oldu. 10 Nisan 1928'e kadar Türkiye Cumhuriyeti İslam Cumhuriyeti'ydi. 10 Nisan ve 1928'e kadar İslam Cumhuriyeti Türkiye anayasal İslam olarak öyleydi. Evet. Anayasasında ne yazıyordu? 1921 Anayasası'nın 7. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında ahkam-ı şer'iyenin tenfizi vardı. Şeriat ahkamının uygulanması, gözetilmesi ve aynı maddenin devamında yasaların hukuka, işte İslam fıkhına, muamelata, İslam muamelatına, İslam adabına uygun olarak çıkarılması öngörülüyor. 1921 Anayasası. 1921 Anayasası. Peki 24 Anayasası? Aynı anayasanın daha sonra 1923'te 29 Ekim 1923'te bir değişiklik yapıldı. O değişiklikte ikinci maddesinde devletin dini İslam dinidir ibaresi eklendi. Yani güçlendirildi. Yani 29 Ekim 1923'te 1921 Anayasası'na bir ilave yapıldı. İlave de devletin dini İslam dinidir. Devlet dini İslam dinidir. İbaresiydi ikinci maddeye. Evet. 1924 Anayasası'nda bu de ikinci madde, devletin dini İslam dinidir ibaresi korundu. Ve 1924 Anayasası'nın 26. maddesi 21 Anayasası'nın 7. maddesi aynen tekrarlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte görevleri arasında şeriat ahkamına uyulması, gözetilmesi, tenfizi kuralı eklendi. Bu hüküm 10 Nisan 1928'e kadar anayasada kaldı. 10 Nisan 1928'e kadar Türkiye Cumhuriyeti özür dilerim. İslam, o hüküm derken devletin dini İslam'dır bir. İkincisi de meclis yasaları şeriata göre yapacak. Yasaları şeriata göre yapmak zorundadır. Evet. Bu 1928'e kadar 10 Nisan var. 1928'e kadar anayasada bu hüküm yer aldı. Dikkat ederseniz temel devletin şeklini değiştiren, rejimini belirleyen devrimlerin tamamı o tarihe kadar yapıldı. Bu şu anlama geliyor. Hukukta bir hukuk mantığında şöyle bir kural vardır. Mutlak butlan ile batıl olma kuralı vardır. Yani bir şey, yapılan bir yasa temelsiz ise, yani hukuk mantığına göre geçersiz ise hiç yokmuş gibi, yokmuş hükmündedir. Yapılmış olsa da hiç yokmuş hükmündedir. Yani anayasaya dayanmıyorsa? Çünkü o gün, o güne kadar yapılan bütün devrimler anayasaya, şeriat anayasasına aykırıydı. Çünkü devletin anayasası şeriat anayasası. Yani hali hazırdaki bu anayasayı yapan, 1921 anayasasını yapan meclis, 24 anayasasını yapan meclis, hatta 1928'e kadar o anayasayı koruyan meclisin başkanı ya da o devleti yöneten de Mustafa Kemal'di. Bu devrimleri yapan şahıstı. Yani lider, yani lider olarak devrimlerin lideri de oydu, devletin lideri de oydu. O mecliste verdiği kararlar da buydu. O anayasayı onlar yaptılar. Bu anayasaya göre anayasaya aykırı olan devrim kanunları çıkarıldı. Anayasaya aykırı olan bu devrim kanunları mutlak butlan ile batıldır. Aslında yok hükmündedir. Ama yok hükmünde olan hukuksuz bir temele dayanması cumhuriyetin devrimlerinin bundan dolayıdır. Şimdi bu tamamen hukuk mantığı içinde değerlendirilecek olan bir şey. Şimdi bir dakika. Şimdi yani, siz aynı zamanda hukukçusunuz. Yani yazarsınız. Biraz yani tam hukuk, olmasa da biraz hukukçusunuz yani. Hukuk mezunusunuz, hukukçusunuz. Şimdi siyaset mezunuyuz ama hukuk okuduk. Hukuk okudunuz. Evet. Şimdi bu eserleriniz de var ve basit bir hukuki bir kural söylüyorsunuz. Tabii tabii basit yani. Bütün yani, dünyada evet, bilinen geçerli olan bir hukuki kural. Herkesin bildiği bir kural. Yani. Kesinlikle anayasaya dayanmayan bir yasa yok hükmündedir. Evet yok hükmündedir. Yani o dayanağı olmayan. Anayasaya tamamen aykırıysa mutlak butlan ile batıldır. 1928'e kadar çıkan yasalar anayasaya aykırıydı. Aykırıydı. Çünkü anayasa şeriat anayasasıydı. Yasaların şeriata uygun olması lazımdı. Şeriatta hilafet vardır. Mesela şeriatta şeriat mahkemeleri vardır. 3 Mart 1924'te şeriat
mahkemede kaldırıldı, hilafet kaldırıldı gibi. Mesela Kur'an'ın hükümlerini, yani Kur'an'ın anlaşılmasının yasaklanması meselesi var. Harflerin devrimi, şapka kanunu aslında bir şapkadan ibaret değil. Yani bir kültür devrimi, bir kılık kıyafet devrimidir o. Aslında şapka işin sembolüdür. Hala anayasada da korunur mu bu yasada? Şapka kanunu. Anayasada mı yasalar? Hayır, anayasada. Şapkanın anayasada ne alakası? 174. maddesinden bu kanun devrim kanunları koruma altındadır. Anayasal dayanağı vardır, hala da orada korunur. Yani anayasaya göre şu anda bu ülkede herkes en şeydeki sokaktaki en sıradan bir vatandaştan Cumhurbaşkanı'na kadar herkes suç işliyor. Suç işliyor. Anda. Anayasaya göre devrim kanunu var çünkü şapka takmıyor kimse. Ben şu anda sen ben burada suç işliyoruz yani. Şapka takmadığımız için. Evet, çünkü şapka kanunu var, hala yürürlükte yani bu kanun. Evet. Hem de anayasal koruma altında. Şimdi şapkaya geleceğim de bu harf inkılabı 1 Kasım ya 1928. Ya az önce ondan bahsediyordunuz bir harf devrimini. Evet. Şimdi neden bir tepki? Şimdi tepki oldu da yani insanların feleği şaştı da hani o kadar sıkıntılar yaşadılar, belalar yaşadılar. Şimdi o yüzden mi bir anda böyle geçti o kanun? Nasıl geçti? Yani şimdi şöyle bir şey, bir anda geçti değil. Şimdi tabii bu... Ya bir anda geçti derken kabul edildi diyelim. Detaya girdikten sonra farklı bir şeyler var. Yani detaya girdikten sonra öyle evet. Şey kanunlar çıktı ki mesela... bazı kafalar kesilecek, bu kanun ya çıkacak ya da bazı kafalar kesilecektir tehdidi altında... kanunlara geçiren bir meclis var. Ya da bu kanunlara itiraz etmeyen, destek veren işte din adamları, alimler var. Öyle dönemlerden geçildi. Şu anda asıl konumuz bu olmadığı için bu konuya girmek istemiyorum. Ama harf devrimi niye yapıldı? Latin alfabesi niye yapıldı? Bunun mantığı o dönemde bu devrim yapanların içinde olan İsmet İnönü. 13-15 Nisan 1960 tarihinde Ankara'da iken Ulus gazetesinde hatıratı yayınlanıyor ve bu hatıratında şunu söylüyor. Diyor ki bakın harf inkılabı sadece okuyup yazma kolaylığı için yapılmamıştır. Harf inkılabını biz kültürümüzü değiştirmek için yaptık. Artık eski yazıya dönülmeyecektir. Bunun manası artık eski kültürle, eski kültür dediği İslam kültürü tabii. Eski kültürle bağımız kalmadı demektir. Harf inkılabının bizlere tesiri ve büyük faydası söylediğimiz bu kültür değişmesini kolaylaştırmış olmasıdır. İster istemez Batı kültürüne ve Batı medeniyetine yöneldik diyor. Yani amaç alfabeyi değiştirmekten daha öte bir şey. Amaç, asıl amaç bu ülkede okuma yazma oranını sıfıra indirmek, tek kalemde, tek kararla, tek gecede sıfıra indirmek. Bu ülke insanının bu o güne kadar bütün kültür mirasından ne ulaşmasını engellemek. Ya düşünsene 1 Kasım 1928'de yasa çıkıyor. 2 Kasım sabahı uyananlar için geçmişte yazılan bütün eserler, Kur'an-ı Kerim dahil, bütün eserler ulaşılamaz hale geliyor. Çünkü yasak. Yani öyle bir yasak. Bir de yasak. Yasak. Nasıl yasak? Yani bunu okutanlar çok şey cezalar alıyor. 3 ay içinde. Şimdi yasa aslında çıkarılırken 5 yıllık bir süre öngörmüştü. Yani yasada 5 yıllık bir süre öngörüldü. Fakat Falih Rıfkı Atay Mustafa Kemal'in en yakınında bulunan bir gazeteci ve yazardır. Kendisi yasayı çıkan yasa tasarısı Mustafa Kemal'e getirdiğinde işte şu şekilde çıkarıyoruz dediğinde yasadaki bu 5 yıllık süreyi görünce bunu anlatıyor. Diyor ki ben kendisine bunu anlattım. İşte önce gazetelerin işte bazı sayfaları Latin alfabesiyle bazıları Osmanlıca. İşte kitaplar işte dergiler o şekilde. Kitaplar işte yeni yeni eski kitaplar korunacak. Yeni Latin harfleriyle kitaplar çıkacak. Diye bir süreci var bunun. Yavaş yavaş olacak diyor. Mustafa Kemal dinliyor. En sonunda diyor ki 3 ay. 3 ayda bitireceksiniz diyor. Yani anlayamıyor. Yani ben diyor dondum kaldım diyor. Buz kestim diyor. Yani 3 ayda nasıl olacak? Dedi ki diyor eğer 3 ayda 5 yıl boyunca gazetelerde bir sütun dahi Osmanlıca olsun, eski alfabeyle olsun, o insanlar o bir sütun okur diğerini okumaz. Her iki alfabeyle kitap çıkarsanız sadece eski alfabeyle olanı okur, gerisini okumaz. Ve biz 5 yıl sonra her şeye sıfırdan başlarız.
Stokiman'ın kendi sözü. Falih Rıfkı Atay'ın anlattığına göre. Arada diyor savaşlar falan girerse, bu iş biraz daha akamete uğrar. Dolayısıyla 3 ay içinde olayı içi bitireceksiniz diyor. Yani bitireceksiniz derken ne kaç? 3 ay içinde alfabe tamamen eski alfabe yok edilecek. Yok edilecek. Latin alfabesi öğretilecek. Bitti. Öğrenmeme diye bir şey yok. Öğretilecek. Yani öğrenemese de sıfır okuma yazma. Okumak istiyorsa, bir şey yazmak istiyorsa, okumak istiyorsa öğrenecek. Başka şansı yok. Böyle bir yöntem. Bu yöntem bunu ve 3 ay içinde çok büyük mesafeler kat ettiler. Nasıl kat ettiler? İşte millet mektepleri denilen şeyler kurdular. Fakat burada yapılırken ilmi hiçbir gaye gözetilmedi. Yani mesela Florya Köşkü'nde yapılan bir şeyi anlatıyor. Bir o vaka var. Dil devrimine karar verildikten sonra, yasa çıktıktan sonra Florya Köşkü'nde. O dönemde Osman Ergin denilen bir şey, bir ilim adamı var. Yani bilgim var. Zirai terimler üzerine bir çalışması var. Bir makale yazmış. Yani çok yerinde, çok etkin, içeriği dolu dolu bir makale. O dönemin İstanbul'daki hem valilik hem belediye başkanlığı yapmış olan Muhittin Üstündağ, Mustafa Kemal'e bundan bahsediyor. O da diyor ki hemen alın getirin buraya. Osman Ergin işte Büyükada'da oturuyor. Hemen bir motor ayarlıyorlar. Gidiyorlar Büyükada'ya. Muhittin Üstündağ diyor ki gelirken makalesini de getirsin. Motorla alıp geliyorlar. Hemen köşe geliyorlar. Mustafa Kemal'in yanına oturtuyorlar. Makalesini çıkarıyor, okuyor. Öyle bir makale, bilimsel bir makale ki hem Mustafa Kemal hem yanındaki herkes takdir ediyor her cümlesinde. Tam makale bitiyor. Yani moraller dorukta. İyi bir ilmi araştırma, bilimsel araştırma yapmış yani. Çok nitelikli bir makale. Tam katlayıp Osman Ergin makaleyi cebine koyarken Mustafa Kemal diyor ki ver bakayım onu müsveddeler bana, o ne? Veriyor, bir bakıyor suratı rengi değişiyor. Çok kötü bir şekilde kızıyor. Diyor ki önceden üstad diye hitap ederken Bay Osman Ergin diyor. Benim bu memlekette bir harf inkılabı yaptığımı bilmiyor musunuz? Salon buz kesiyor tabii. Herkesin kafası yerinde. Vali de çünkü onu oraya o getirdi. Dikkat edin. Senin diyor mesleğin ne? Nedir meslek bilmiyorum. Mektupçuyum. Ata diyor. Mektupçu ne demek? Onu araştırma şeyim olmadı. Gelirken buna şey baktım. Şimdi bu ülke muhtemelen posta işleri mi yapıyor? Bütün mektupçuları diyor, mektupçuluğu lav edelim artık diyor. Yani bir şahıs, bu mesleği yapan bir şahıs, bir makalesinde Osmanlıca harfler, eski Arap alfabesi kullandığından dolayı bir ülkede o mesleği komple lav etmeye karar veriyor. Adam diyor ki ben diyor yani bir ceza verecekseniz bana ceza verin. Bütün cesaretimi topladım diyor. Bana ceza verin. Herkese vermeyin. Beni mahvedin mahvedeceksiniz. Mustafa Kemal diyor ben kimseyi mahvetmem diyor. O elindeki kalemi yere çarpıyor. Bu Osman Ergin'in hatıratından anlattığı bir şey bu. Şimdi burada dikkat edin. Konu ne burada? İçerik ne olursa olsun, isterse çok güzel bir bilimsel makale yaz, güzel bir eser ortaya koy. Hayır, bu eser Arap alfabesiyle değil, Osmanlıca olarak değil, Latin alfabesiyle yazılacak. Şart bu. Buna bile tahammül edilmiyor. İşte bu şekilde bu devrim başarıldı. Nasıl başarıldı? İşte millet mektepleri kuruldu. Mesela hemen 11 Kasım 1928'de toplandı bakanlar kurulu. Millet mektepleri kurulması kararı alındı. Millet mektepleri bütün Anadolu'da en ücra yerlere kadar hatta öğretmen bulunan köyler dahil öğretmen bulunan her yerde millet mektebi kuruldu. Yani orası mektep haline geldi. Herkes kısa süre içinde 2 ay ile 4 ay gibi bir süre içinde bu mekteplerde mezun olmak zorunda. Latin alfabesiyle okuma yazmayı öğrenmek zorunda. Artı başarısızlık diye bir şey kabul edilmedi. Asla başarısızlık kabul edilmedi. Sen başaramadıysan bir sonraki kursiyerlerle birlikte devam edeceksin. Yani onu öğrenmeme şansın yok. Mutlaka öğreneceksin. Evet, Cumhuriyet döneminde çok büyük okuma yazma seferberlikleri yapıldı. Doğrudur. Ama bu seferberlik insanlar okuma yazma öğrenmesi için miydi?
Yani eski kültürle bağları kopsun için, yani bambaşka sıfırdan, hiçbir kültürel mirası olmadan, hiçbir yazılı basılı eseri olmayan sıfırdan 1 Kasım 1928'de başlayan bir nesil yetiştirildi. Ve pardon, nesil yetiştirildi demeyelim. Bütün millet, var olan, yaşayan bütün insanlar, 7'den 70'e herkes sıfırdan hayata başladı. Şimdi kitabınızda yazılı... diyorsunuz ki, buradan da aktarayım. Harf devrimiyle beraber... Arşivler Arap alfabesiyle yazılmış denerek başta Bulgar tüccarlar olmak üzere yabancılara hurda evet, kağıt diye satıldı. Oraya, oraya Osmanlı'nın paha biçilmez belgeleri Avrupalıların eline geçti. Yüzlerce yıl önce yazılmış paha biçilmez el yazması yüzbinlerce eser yakıldı veya jandarma korkusuyla saklandığı yerde unutuldu. Evet. Kazım Karabekir... İnsanlar kuyular açıyor, kuyulara gömüyorlar. Bir yerleri saklıyorlar, zulalıyorlar eserler yok olmasın diye. Ve dikkat edin, bugün Mali'de Fransa en son birkaç sene önceki Mali'ye saldırdığında oradaki el yazması eserler kütüphanelerini Mali halkı, çünkü çok büyük Sokoto halifeliğinden kalan çok eski, çok büyük bir zengin el yazması eserler kütüphanesi vardır. O halk da aynı şekilde mağaralara kaçırdı onları saklamak için, ama mağaralarda korunacak durumda değildi. Oralarda o eserler birçoğu heba oldu. Yani şu anda Osmanlıca eserlerin olduğu kütüphaneler var, değil mi? Şu anda İstanbul'da birçok evet, şehirde. Şu anda ama kurtarılabilenler işte. Yani bir kısmı arşivlerde kaldı. Kitaplar var. Osmanlıca evet. Kitaplar var fakat okuyan yok. Okuyabilen yok. Yani kaç kişi okuyabiliyor Osmanlıca işte? Kaç kişi okuyabiliyor? Yani bu geçmiş kültürle bağımız tamamen koptu. Tabii bu harf devrimi aslında... işin ilk aşamasıydı. Yapılan bir dil devrimiydi aslında. Yani bir toplum diliyle birlikte vardır. Dili varsa o toplumu vardır. Dili yoksa yoktur. Yani dil... şimdi biz harf devrimi yaptık, dil devrimi yaptık denilerek Türkçedeki binlerce kelime yok edildi. 60 bin kelimeden söz ediliyor. 60 bin kelime çıkarıldı dilden deniliyor. Yerine 5 bine yakın kelime alındı. Bu kelimeler nereden alındı? Türk dil kurallarına uygun olarak, Türk dilinin özelliklerine uygun olarak türetilmedi. Fransızca kelimelerin, 5 bine yakın Fransızca kelimenin Türkçe okunuşları ya da doğrudan doğruya Türkçe okunuşları, pardon Türkçe okunuşları değil, telaffuzları, okunuşları ya da okunuşlarına yakın düzeltilmiş halleri Türkçe kelime diye alındı. Örnek verelim, birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela işte bir yüksek bir binaya girdiniz, asansörde çıkalım diyorsunuz, asansör Fransızca. Tam direkt alınma. İşte kilonuz var, diyet yapalım diyorsunuz, diyet Fransızca. Arabanıza benzin alacaksınız, benzin Fransızca. İşte tıraş olacaksınız, hadi bir kuaföre gidelim diyorsunuz, kuaför Fransızca. Hastalandınız Allah korusun, ambulans çağıran diyorsun, ambulans Fransızca. Ya bunlar doğal kullanılmadı, bizzat dikte edildi. Ya bunlar hayır, kullanacaksınız. Yani artık dilden oldu. Bakın yani. Şimdi bugün bizim dilimizden diye saydığımız bu kelimeler, ben bu kelimeleri birazcık daha az, biraz daha uzatmak istiyorum. Evet. Mesela yani yıkanacaksınız, küvet diyorsunuz, küvete girip küvet Fransızca. İşte seyahat ettiğiniz otelde kalacaksınız, otel Fransızca. İşte bir çalışma yaptınız, afişlerini asalım diyorsunuz, afiş Fransızca. İşte bir iş yeriniz var, alarm kuralım diyorsunuz, alarm Fransızca. Yani hastalan bazı gıdalara alerjim var diyorsunuz, alerji Fransızca. İşte ampul patladı, değiştirelim diyorsunuz, ampul Fransızca. Yani devam ediyor. İşte aracınız var, direksiyonu çevirdiniz, direksiyon Fransızca. Hastalandınız, doktora gidiyorsunuz, doktor Fransızca. Yani kış geldi, palto giyelim diyorsunuz, kabanımızı şimdi, giyelim diyorsunuz, bunlar Fransızca. Hepsi, günlük hayatta kullandığımız ne varsa hepsi. Şu anda son bir örnek vereyim. Seyircilerimiz bizi izliyorlar ekrandan, ekran Fransızca. Yani Türkçe diyebiliriz. Bazıları şöyle denebilir, ya bunları alet olarak dışarıdan aldığımız için ismini de almışız denebilir. Yani bazıları için. Yani hayır, palto da mı oradan aldık? İşte, ama işte, hepsi yani, için. Hepsi şey. Ya şimdi Peyami bizde Safa. Hekime ne oldu yani? Bizde hekim vardı. Hekime ne oldu yani? Doktor aldık. Dedim bazıları için söylenebilir. Şimdi Peyami Safa meşhur bir hani o dönemin yazarı, romancısı, edebiyatçısı diyor ki yeryüzünde bir tek memleket gösterilemez ki orada gençler kaza ara milli kütüphanelerine girerlerse bir tek eser okuyamadan çıkıp gitsinler. Evet. Böyle bir katliam hiçbir memlekette ve hiçbir memleketin tarihinde yoktur.
Hele Latin harfleri tamamıyla yerleştikten sonra liselerimizde Arap harfleri okutulmasında hiçbir kanuni mahsur yoktur, bugün de yoktur. Almanya'da Latin harfleriyle birlikte Alman gotik harfleri de öğretilir ve bunu bir gericilik saymak hiçbir Almanın veya başka bir medeni millet mensubunun hatırından geçmez. Evet. Şimdi sonrasında, şimdi şu bugününde diyelim ki tamam, devrimler fark edildi, geçmişle bağımızın işte koparılması amaçlanmıştı, kitapları okuyamasın dedi bunlar, dedelerinin yazdıklarını anlamasınlar dediler de herkes şu an bunu biliyor. Peki bunu bilenler niye ya işte sorunun çözümü çok basit, liseye, ortaokula, ilkokula bir ders koruz, işte bu sorun çözülür niye demediler? Şimdi şunun için söylüyorum. Tamam, Latin alfabesi kabul edildi. Eyvallah. Artık geri dönmeyelim. Tamam. Şimdi bu hükümet birkaç sene niye Osmanlıca harfi? Birkaç sene önce okullara seçmeli Osmanlıca dersi konuldu diye bu ülkede kıyamet koptuğunu biliyorsunuz siz. Belli kesimler hala aynı zihniyet devam ediyor. Yani birileri kıyameti koparacak diye doğruları yapmayalım mı? Elbette yapalım, bu ayrı bir şey. Okullara konulacak bazı derslerle bu iş olmaz. Bir dil devrimi yapıldı. Bir böyle toplum özünden koparıldı. Öyle bir şey yapıldı ki yani geçmişle bağı, o mirasla bağı tamamen koparıldı. Yepyeni bir nesil yetişti ve bu nesli o dile astık, adapte edebilir miyiz? O birer tartışmalı. Sadece ve sadece evet, o dil yaşatılmalı, öğretilmeli ama tekrar eskiye dönüş mümkün mü? Yani burayı birer tartışmak lazım. Yani şu aşamada çok da ancak işte Mustafa Kemal gibi 3 ay içinde bu işi bitirin yoksa ben sizi bitiririm diyebilecek birisi lazım. Yani peki. Yani başka türlü de geriye dönüş yok gibi gözüküyor. Yani öyle kararlı bir duruş olmazsa bu mümkün değil diyorsunuz. Ama adamı bir noktada takdir ediyorum. Bir şeyi kafasına koyuyor ve onu yapıyor yani. Öyle yani, biz diyoruz ki bazı doğruları yapmamız lazım. Mesela bu ülke insanının İslami kimlik bilincine, toplumsal kültürüne aşındırılmış olan değerlerine geri döndürülmesi ya da onlara kavuşturulması, tekrar ihya edilmesi noktasında bin türlü hesap yapılıyor. Bugünün işte yöneticileri olsun, efendim önderleri olsun, yani toplum önderleri olsun, akademisyenleri olsun, bin türlü hesap yapıyor. Şu nedir, bu nedir, şöyle nasıl olur, böyle nasıl olur, ama Mustafa Kemal öyle yapmamış. Demiş ki ben bu toplumu komple değiştireceğim ve 3 ayda değiştireceğim demiş, 3 ayda değiştirmiş. Yani kararlılığını takdir ediyorum, yaptığı işi değil de. Kararlılığını takdir ediyorum yani. Peki. Şimdi şimdi harf devriminden Arap Osmanlı harfleri kullanılmadan önce de diyelim ki Göktürk alfabesi mi diyeceğiz, işte Uygur alfabesi mi veya artık diğer başka harfler de kullanmış. Yani bu şimdi veya şu anda da Müslüman olan coğrafyalarda farklı alfabeler kullanılıyor ama İslam'ı kabul ettikten sonra bu toplum biraz farklı kabul etmiş İslam'ı. Yani demiş ki her şeyini alacağım ben. Yani o kadar aşık olmuş ki İslam'a. Demiş İslam'ı anlatan, işte mesela Kur'an'daki harfler neyse hepsini alacağım demiş. Evet. Bu burada bir aşk var bu. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İslam olan aşk, harfini de şunu hepsini alacağım demiş. Almış ve et tırnak olmuş bu. Fakat demek ki bu aşk rahatsız etmiş yani. Öyle ya demek şimdi mi? Rahatsız eden o değil tabii. Yani rahatsız edilen bu sadece o değil. Yani dediğim gibi mesela şey var, mesela Bernard Lewis, Mustafa Kemal hayranı olan bir batılı yazardır. Mesela yazının latinleştirilmesi fikri diyor farklı nedenlere dayanmakla beraber Mustafa Kemal'ın politikasına iyice uyuyordu. Göründüğüne göre yeni yazıyı öğrenip eskisini unutmak suretiyle geçmiş gömülüp unutulabilecek ve yalnız yeni bir Latin harfli Türkçe'de ifade edilen fikirlere açık yeni bir kuşak yetiştirilecekti. İşte o kuşak yetiştirildi ve nasıl bir kuşak yetiştirildi? Ben şimdi onun örneklerini burada vermek istiyorum size. Gerçekten dil devriminin, harf devriminin niye yapıldığını örneklerini vermek istiyorum. Mesela şimdi Türk'ün yeni amentüsü diye bir şey hazırladılar. Yani kim hazırladı bunu? Tekin Alp. İşte Tekin Alp Moiz Cohen isimli aslında bir Yahudidir. Tekin Alp adını almıştır. Ziya Gökalp takip ettiğini iddia eder. Türk'ün yeni amentüsünde
kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklalini yoktan var eden Mustafa Kemal'e, onun cengaver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına diye de başlıyor ve ona iman ettiğini ifade eden bir ifade var. Ben o kavramı kullanmak istemediğim için kesiyorum orada. Yani cümle kavramı kullanmıyorum, haşa, yani kullanılacak bir ifade değil. Ve devam ediyor yani Türk'ün yeni amentüsü. Behçet Kemal Çağlar yeni tekbir diye bir tekbir yazıyor. Yani dil devrimiyle böyle bir toplum oluşturdular. Nedir? İşte Atatürk Ekber, Atatürk Ekber. Ancak o var Atatürk. Evliya odur, peygamber odur, sanatkar Atatürk. Ve böyle devam ediyor. Mesela sonra ne evliya ne peygamber, halkına yar Atatürk diye de devam ediyor. Yani evliya varsa odur, ondan sonra peygamber varsa odur. Ama biz evliyayı da peygamberi de reddediyoruz. Halkına yar olan bir Atatürk'ü kabul ediyoruz noktasına geliyor. Bu da tekbir. Mesela şiirler yazdılar. Behçet Kemal Çağlar aynısı. Çok en büyük ölümü üzerine yazdığı bir şey var. Şiir var. Bir kısmı diyor ki en büyük, en güzel, en yiğit kayıp, dereler, denizler, çağlar ağlayıp, haşa, Rabbim de gözyaşı dökmesi ayıp, Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri diyor. Böyle bir şiiri var yani. Evet. Şimdi birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Çok vahim örnekler var mesela. Cennetse bu yurt, sen onu buldun da harabe, bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kabe deniyor. Hakikaten de anıtları bugün rejimin Kabe hale getirdi. Sürekli tavaf ediliyor, sürekli törenler. Yani tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu çıkarıldı. Ama bugün Anıtkabir ritüelleri var. Resmi yazılı mevzuat var. İşte şöyle davranacaksın, böyle gireceksin, şuradan gireceksin, şurada duracaksın, şöyle saygı duracaksın. Protokol kuralları var. Onunla ilgili ritüeller var yani. Evet. Şimdi işin garip tarafı, mesela Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiği zaman Türkiye Azerbaycan'a Latin alfabesine geçmesini önerdi ki şu an Azerbaycan da Latin alfabesini kullanıyor. Evet. Var birkaç tane Türkiye Cumhuriyeti Kırıl alfabesinden Latin alfabesine geçiyorlar. Türkiye'nin önermesiyle geçtiler. Ya burada kitabınızı almışsınız. Diyorsunuz ki fetva emini görevini yürüten Seyyid Taha Efendi şöyle bir dua yapmış. Demiş ki İslam harflerinin yasaklanmasına tahammül edemem ya Rabbi. O günleri görmektense ölmeyi yeğlerim diyor. Canımı al daha iyi diyor. Harf devriminin yasalaştığı gece ruhunu teslim ediyor. Evet. Yani yasada ilan edildiğini duymadan o gece yasalaşıyor ama ertesi gün duyurulacak. Çünkü iletişim araçları günümüzdeki gibi değil. Günümüzde yasa meclisten çıkıyor. 2 dakika içinde internette. Hepimiz görüyoruz yani cep telefonlarımızdan şuradan buradan görüyoruz. Ama o zaman öyle değil. Bunu görmüyor. O dileğini Allah kabul ediyor. Şimdi harf devriminden sonra Kur'an-ı Kerim'e yöneldi rejim. Yani Kur'an-ı Kerim üzerinde çok ciddi. Şimdi en önemli şey Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin hayattan uzaklaştırılmasıdır. Yani Kur'an'a yapılan saygısızlığın en önemlisi, asıl önemli olan şu Mustafa'nın kendisine, o çok önemli, o çok önemli ama onun içindeki, Mustafa'nın içindeki hükümlerin hayattan uzaklaştırılması, ona saygısızlık yapılmasıdır. Biraz önceki okuduğum işte bir iki örnek verdiğim şiirler, tekbir, amentü meseleleri, yani düşünün bu daha basit kalıyor. Kur'an'ın hükümleri komple hayattan uzaklaştırıldı ama Mustafa da doğrudan doğruya müdahalede bulundu. Nasıl yapıldı? Mesela o dönemde Osman Bey Matbaası denilen bir matbaa var. Ta Osmanlılar döneminde Abdülmecid zannediyorum o dönemden kalan bir matbaa. Bu matbaada basılan on binlerce cilt Kur'an-ı Kerim satıldı. Satanlar diyor ki biz bunu yurt dışına çıkarıp tekrar hamur haline getirirsin diye sattık. Ama alan bir tüccar, gayrimüslim bir tüccar, bu gayrimüslim tüccar bunu kese kağıdı yaptırıp bütün esnaflara dağıttı, sattı. Eskiden kese kağıtları vardı, benim çocukluğumda da biliyordum. Gazetelerden kese kağıtları yaparlardı. Şimdiki poşetlerden önce manavdan, bakkaldan alınan şeyler kese kağıtlarına doldurulurdu. İşte onun gibi kese kağıtları yapıldı. O dönemde Mudanya esnafı, Mudanya'da ilk bunlar fark ediyor.
İlk onlar mı alıyorsa, nasıl oluyorsa onlar fark ediyor. Bunu buna itiraz ediyorlar. Ayağa kalkıyorlar. Bununla ilgili şikayetlerde bulunuyorlar. Ama o şikayetlerin sonucunda herhangi bir şey çıkmıyor. Yani bir netice çıkmıyor. Ve hatta ve hatta savcılığın verdiği kararda bu bir suç değildir. Suç olmadığına göre koşturmaya da gerek yoktur gibi bir karar veriyor dönemin savcılığı. Evet. Şimdi dini neşriyat, Kur'an-ı Kerim ve dini neşriyatın yasaklanması diye bir şey var. Yani mesela 4 Ocak 1932 tarihinde bu 1 Kasım 1928 tarihli harp devrimi yasasına dayanarak 4 Ocak 1932 tarihinde bir o tarihli resmi gazetede 1993 ne oldu resmi gazetede Arap harfleriyle tedrisat yapmak için gizli veya aleni dershane açanlara dair talimatname yayınlanıyor. Ve bu talimatnamenin birinci maddesinde şöyle deniliyor. Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair olan bir teşnisani yani Kasım demek teşnisani 1928 tarih ve 1353 numaralı kanunun 9. maddesi hilafına olarak Arap harfleriyle tedrisat yapmak için gizli veya aleni dershane açanlar ve bu dershanelerde tedrisatta bulunanlar 1 Mart 1926 tarihli ve 765 numaralı Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesi mucibince cezalandırılacaklardır. Bu cezalandırma nitekim oluyor. Bakınız Gaziantep'te 1937'de 50 yaşlarında bir kadın kendi evinde işte Arap harfleriyle bir şey çocuk okuttuğu için tutuklanıyor. Gözaltına alıyor. Suç aletleri olarak el konulan şeyleri okuyorum. Suç aletleri diyor. Delil olarak dosyasına konuluyor. 3 adet mevlüt kitabı. 5 tebareke cüzü. 25 tane amme cüzü, bir tane sıra, bir tane sopa, onlara geçiyorum. 7 tane Kur'an-ı Kerim, 10 tane elif cüzü. Bunlar suç olarak müsaade ediliyor, alınıyor, el konuluyor ve bu şekilde yargı suç aleti düşünün, amme cüzü. Bugün namaz kıldığımız surelerin de içinde bulunmuş olduğu, yani insanların namaz sureleri dediği, aslında öyle bir sure türü yok da, kısa surelerin içinde bulunmuş olduğu amme cüzü de suç aleti olarak el konuluyor. Aynı şey dünyanın değişik Türkiye'nin değişik yerlerinde var. Mesela Urfa'da dükkanda Arapça harflerle basılmış elif ba, amme cüzü ve tebareke cüzü satan bir şahıs cezalandırılıyor. Evet, yani sadece evet. bu cezalar değil, yani geçmişin değersizleştirilmesi, anlamsızlaştırılması, geçmişteki şiirin, sanatın, yani bütün o külliyatın kıymetsiz hale getirilmesi. Yani üstelik buna Diyanet İşleri Başkanlığı da bizzat destek veriyor ve talimat veriyor. İşte o dönemde mesela işte 1942'de Şerafettin Yatkaya İstanbul Müftülüğü'ne bir yazı göndererek diyor ki bazı Kur'an öğreticilerinin ilk tahsil çağındaki çocukları kursa devam ettirdikleri istihbarata alınmıştır. Bu gibi usulsüz hareketlere meydan verilmemesi lüzumu ehemmiyetle beyan olunur. Evet. Yani böyle bir Kur'an-ı Kerim öğretimine karşı elif ba cüzü öğretime karşı bir şey var. 65 ton Kur'an sayfasının ciltlenmeyi bekleyen basılı Kur'an sayfasının imha edildiği, kese kağıdı yapıldığı, satıldığı başka o dönemde kayıtlara geçmiş olan hem de resmi bir kayıtlara de, geçmiş olan bir işte şey. Eski yazı diye niteleme var. Kargacık, burgacık harfler diye bir, evet. bir aşağılama, hakaret var. Yani toplumun zihninde evet. yani yeni harfleri güya öğretirken eskiyi de sürekli böyle aşağılama var. Yani sürekli. Evet. Değil mi? Bu aşağılama var ve bu aşağılama daha sonra bizzat Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi ve Türkçe namaz kılınması noktasına kadar gelinmiş. Buraya kadar gelinmiş. Bir araya gideceğiz. Evet. Aradan sonra şapka devrimine geçelim. Bir devrim daha var. Birkaç tane saydınız. İnşallah onları konuşacağız. Değerli izleyiciler buradayız. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hukukçu yazar Faruk Köse hocamla harf inkılabını ve şapka inkılabını konuşuyoruz özelde. Şimdi tabii bu çok acı konular bunlar gerçekten.
bir yerde içimizi kanatan hususlar, ancak belki de şu anda kimsenin de konuşmak istemediği veya geçmiş dediği, çok da belki yani gündeme de taşımak istemediği hususlar bir yerde. Şimdi bir şapka devrimi, daha doğrusu şapka zulmü diyeceğiz. 25 Kasım 1925'te kabul edilen şapka zulmü, çünkü asılan onlarca alim var. Onlarca yani yargılanıp da asılmış, ama yargılananlar çok çok daha fazla. Evet hocam, şimdi kitabınızda, kitap derken biz ilk bölümde kitabı da göstermiştik, tekrar gösterelim. Laiklik ve Türkiye Pratiği, bayağı bir hacimli bir kitap. Bütün devrimler laiklik adına yapıldı. Ben orada laikliğin ne olduğunu anlatıyorum. Yani bilimsel olarak ne olduğunu, kimler laikliği, hangi tanımlamaları yapıyor, hangi tarifleri yapıyor onu anlatıyorum. Bir de o laiklik Türkiye'de nasıl pratize edildiğine dair tarihi verilerle onları sıralıyorum. O kadar. Evet, bayağı bir hacimli bir kitap. 672 sayfa ve baskısı yenilenmiş. Şimdi çok detay var hocam ya. Yani müthiş bir gerçekten çalışma yapmışsınız. Şimdi ben bu şapka ile ilgili yeri de açtım buradan. Önemli. Şurada şapka zulmü demişsiniz orada. Evet. Ne oldu şapka? Ne oldu? Şöyle en sondan başlayayım. Şapka devrimi yapıldıktan sonra kısa bir süre içinde, sadece 2,5 aylık bir süre içinde toplam 57 tane alim şapkaya karşı çıktığından dolayı idam edildi. Kanundan ne kadar süre içerisinde? Sadece 2,5 ay içinde. Şapka kanunu çıkarıldı. Kanun çıktı, 2,5 ay içinde 57 alim şapkaya itiraz ettiklerinden dolayı idam edildi. Bir dakika, bu o süre çok önemli. Sadece şimdi Türkiye'de bile şu an kanun, yani şu an çıksa bile bu mümkün değil hocam. 2,5 ay içinde. Düşünün, insanlara o kanunu hazmetme, benim size düşünün, yüzyıllardır taşıdığım bir kıyafet var. Şapka kanunu şapkadan ibaret değil. Şapka kanunu bir aslında kıyafet şekli, kıyafet devrimi, bir yaşam biçimiyle ilgili. Şapka onun sembolü. Yani evet. Bir tane şapka değil orada mesela. Ama insanlara bundan sonra artık şöyle giyineceksin, bu şekilde giyineceksin, bu tarzda giyinişi kabul etmiyorum dendi. Yüzyıllardır bu toplumun kıyafet şekli değiştirildiği için insanlar tabii haliyle bunu hemen benimseyemediler, itiraz ettiler. Şimdi ve hemen benimsenmesi istendi. Benimsenmediği için de bu kadar süre, kısa bir süre içinde yani 57 alimin idam edilmiş olması gerçekten akıl alır gibi değil. Bu 5 yıl, 7,5 yıl, 10 yıl, 15 yıl ceza alanlar hariç, yani toplamda bakın Aralık 1925'te 75 davada 163 sanık yargılanmış, 4 tane idam çıkmış. Ocak 1926'da 78 davada 582 sanık varmış, 41 idam. Şubat 1926'nın da, ki Şubat'ın, bu 26 Şubat'ının ilk 15 gününde sadece 63 sanık varmış. 13 tane idam çıkmış. Suçu ne? Suçu şapkaya itiraz etmek, şapka takmamak, şapkaya karşı olmak. Şapkaya karşı olmak. Artı bazen suç da değil. Yani o suçu şapka kanunundan önce şapkaya karşı çıkmışsan o da suç sayıldığı durumlar var işte. İskilip Latif, şimdi geleceksiniz oraya. Latif Hoca gibi, evet. Dünyanın başka birinde var mı hocam böyle bir uygulama? Yani şapkaya karşısın, vallahi, astım seni, asarım yani seni. Yani şimdi şapkaya karşısın diye değil de başka şeylere karşı diye astım var mı inanın bilmiyorum. Yani bilmiyorum böyle bir şey. Yani mesela tarihte var mıdır yani acaba? Hiç tarihte böyle mutlaka bir şey var. Mutlaka vardır. Yani şimdi insanların yaşam biçimini, yaşam formunu değiştiriyorsunuz. Yani ya reform mı ediyorsunuz, reforme edemediğiniz noktalarda da deforme ediyorsunuz, mevcudu bozuyorsunuz. Yani mesela insanlarda, İslam'da, Kur'an'da reform yapmak istediler. Kur'an'a bir şeyler sokmaya başladılar. Hatta nutuktan, Mustafa Kemal'in nutuktan parçaları Kur'an içine sokmaya çalıştılar. Reform yapmak istediler, bunu başaramadılar. Bu sefer de deforme etmeye başladılar. Manasını değiştirmeye, anlamını değiştirmeye başladılar. Gizlemeye başladılar, üstünü örtmeye başladılar. O şu anı mesela sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz ayetini başınızdakilere itaat edinizle dönüştürdüler. Yani sizden olan, sizin gibi iman eden, Kur'an'a iman eden, Kur'an'ı tasdik eden
ifadesini çıkararak başınıza kim gelirse gelsin itaat edinize dönüştürdüler gibi. Yani ya reformasyon ne deformasyon. Dünyanın başka yerlerinde de benzer şeyler vardır. İşte kıyafette değildir de başka şekildedir. Mutlaka öyle şeyler vardır. Ama burada mesele şu. Bu ülkede bir toplum komple ve o toplumun içinden çıkan insanlar tarafından hem de anayasası İslam iken İslam'dan komple uzaklaştırıp bambaşka bir forma dönüştürülmesi, forma büründürülmesi. Burada asıl mesele bu zaten, sıkıntı bu. Yani 2,5 ay içinde yani sadece 57 tane alimin idam edilmesi yani gerçekten vahim bir şey yani. Bir kişi bile idam edilmemesi lazım. Şapka takmadı diye idam edilir. Şalcı bacı diye biri vardır Erzurum'da, şal satan bir bayan. Şapka yüzünden idam edilenlerden bir tane de odur. Bu alimler içine girmiyor. Bu sayının içinde yok bu. Evet. Şalcı bacı hikayesini yani herkes bir yerden bulabilir. Web'ten, internetten araştırıp bulabilirler. Herkes araştırsın, okusun. Yani şeydir yani, acıklı bir hikaye. Neydi? Kanun ne diyordu hocam? Kanun ne diyor tabii? Kanunun birinci maddesi yetiyor zaten. Gerisini okumuş, şey yapmaya gerek yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile diyor, Türkiye Meclis üyeleri idareyi umumiye, yani genel idarede çalışan ya da hususiye, idareyi umumiye ve hususiye, yani genel ya da özel, yani kişisel, siz mesela şirketiniz var, oradaki idareciler dahil, mahalli idareler dahil, artı yetmiyor, bir umum müesseseler, ne kadar müessese varsa, resmi, gayri resmi, özel, ne kadar müessese varsa, tamamına mensup olan memurlar, müstahdemler, işçiler, çalışanlar, bunlar da Türk milletinin, bak bir de yalan söylüyorlar burada, Türk milletinin iktisap etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Sanki millet kabul etmiş kabul onu. Ettiği şapkayı. Tabii, Türk milleti kabul etmiş onu. Yani tepeden birilerinin verdiği karar aslında Türk milletinin kararı olmuş oluyor. Yani aslında bu garip bir şey değil mi yani? Şimdi mesela İstiklal Mahkemelerinde de karar veriyordu. Sanığın idamına, şahitlerin bilahare dinlenmesine diye karar veriyorlardı. Ve bunu Türk milleti adına veriyorlardı. O Türk milleti kendi inancını savunan alimin asılmasına karar vermiş gibi Türk milleti adına diyorlardı. Burada da öyle diyor. Şapka bundan böyle diyor, Türkiye halkının da umumi başlığı olup, serpuşu olup, buna aykırı bir alışkanlığın devamını hükümetimiz şiddetle men eder diyor. Ve şiddetle men ettiler zaten. Gerçekten de yani o ilk dönem Cumhuriyet hükümetleri gerçekten sözünleri hükümetlere ne dedilerse yaptılar. Çıkarttıkları kanunun sonuna kadar ardında durdular. Şiddetle men ederiz dediler, ettiler. Yasakladılar dediler, yasakladılar. Şimdi cezalandırılacaktır dediler, cezalandırdılar. Kanun çıktıktan hiç sonra illere müfettişler gönderiliyor yasayı denetlemek için. Kimler takıyor, takmıyor, kimler karşıdır, değildir. Müfettişler rapor hazırlıyor. O müfettişler her şeyde var. Biraz önceki harf devriminde harf de var. Tabii millet mekteplerine insanlar devam ediyor mu, etmiyor mu? Yoklamalarda var mı, yok mu? Başarılı mı, değil mi? Bunlar denetleniyor. Sadece o değil, bu müfettişler halkı değil. Mesela oradaki mahalli idareciler, köydeki muhtar, mahalledeki muhtar. Muhtar orada bu devrime karşı çıkan ya da lakat davranan, geri duran, biraz esnek davranan kişileri yetkili mercilere şikayet ediyor mu, etmiyor mu? Bunu da denetlediler. Bundan dolayı bir muhtar şapkadan dolayı şey yaptı, idam edildi. Suç şikayet etmedi diye. Yani böyle bir tane muhtar bu şekilde bu denetimi yapmadığından dolayı. Yani köyde şapka böyle, böyle şeyler var. En evet. Ücra köşelere kadar, köylere kadar jandarma zoruyla bu şapkalar, değişik modellerde şapkalar götürüldü. Ve bu şapkalardan bugün İstanbul'da bulunan çok büyük bir giyim şirketi şapkadan zengin oldu. Bu aile şapkadan zengin olan bir Yahudi ailesidir. Reklam olmasın diye söylemiyorum yani şu anda. Herkesin bildiği, marka olarak bildiği bir mağaza. Onların dedesi işte bu şapkadan, onlar satıyordu şapkayı. Gemiler dolusu şapkalar getirelim, bu ülkede satıyor. Şimdi diyorsun. Ama evet. Şapka kanunu, şapka kanundan önce bir kere zaten gereken zulümler yapılıyordu. Gazetelerde mesela fes takanlara, Osmanlı fesini takanlara, şapka takmayanlara kanundan önce zaten alay ediliyordu onlarla.
Feslilere karşı halk mücadeleye davet ediliyordu. Fes takanlara karşı şapkanlıların tacizde bulunması, saldırması hoş görülüyordu. Teşvik, hatta teşvik de ediliyordu. Saldıranlara göz yumuluyordu. Yani şapkadan sonra da mesela ondan önce maaşı 100 kuruş olan imamlara 80 kuruşa şapka alma zorunluluğu getiriliyordu. Şapka alacaksın, takacaksın, imamsın, memursun, takmak zorundasın. Ya imamsın ama imamsın, takmak imam hani zorundasın. Sarık, resmi olarak sarık sarıyor. Ya o caminin, dışında şapka takmak zorundasın. Şapka takmak zorundasın. Maaşı 100 kuruş, 80 kuruşa şapka almak zorundasın. Böyle şeyler var. İşte kırsal kesimlere karşı kıta jandarma zoruyla şapkanın ulaştırılması var. Peki şapkanın şekliyle ilgili, yani illa şu ölçülerde olacak? Yok, öyle bir şey yok. Yani değişik modellerde şapkalar, değişik şekillerde şapkalar artık insanlar... Ha, yeter ki İslam'ı hatırlatmasın. Yani İslami bir şapka olsun da nasıl olursa olsun önemli değil. Yok, İslami mesela şeye, takkiye benzemesin, fese benzemesin. Hayır, fese değil, illa şapka olacak. Yani bildiğimiz... Yani şapka, fötr olabilir, melon sekiz şapka köşe olabilir. Ne kaç köşe olursa olsun. Bunları da unuttuk tabii. Yani eskiden 8 köşe şapkalar vardı, sekiz değil mi? 8 köşe şapka. Evet. Şimdi köylerde bile hala vardı, evet. Hala da var yani. Hala da var. Takıyorum. Ya bu asılan, yargılananlarla mecliste de aynı şey oldu mesela. Şapka kanunu çıkarılmadan önce mecliste buna karşı çıkanlar, mesela Sakallı Nurettin Paşa diye bir meclis azası şapkaya karşı çıkıyordu. Basın da üzerine o dönemin mesela basını Vakit, Akşam ve Cumhuriyet gazeteleri ne diyor? Mürteci ve bu Sakallı Nurettin Paşa inkılabın değil irticanın taraftarı olduğunu meclis görüşmelerinde bir kez daha ortaya koydu. Şapkayı değil fesi, yeniliği değil gericiliği, devrimleri değil yobazlığı ve irticayı müdafaa eden Nurettin Paşa'nın Türk İnkılap Meclisi'nde yeri yoktur. Onu buradan atın diye yayınlar var. Şimdi, yani. Şimdi şu çok hazin kısmına gelmek istiyorum. O kanuna da yine döneceğim de. Evet. Erzurum'da şapka isyanı var. Bu isyan bastırılıyor. Yani şapka isyanı o bastırılıyor. Bastırılırken 15 kişi öldürülüyor. 15 kişi öldürülüyor. Tabii onlar ben az önceki rakamlar. O rakamlar içinde yok bu. Yok onlar yok. Birçok şey yok. Ben sadece 57 tane alim. 114 kişiyi sıkı yönetim mahkemesine çıkarılıyor. Bu sadece Erzurum'da. Bu sadece Erzurum'da. Yani onların içinde Erzurum'da 3 kişi hemen derhal idam ediliyor. Yani sözde mahkemeye çıkarılıyor. Hemen. Kararlar orada hemen veriliyor zaten. Ya, şimdi bak istiklal mahkemeleri dediğimiz mahkemeler gezici mahkemeler. Öyle bir binası falan yok. Yani heyet çıkıyor. Nerede bugün şey var, dava var falanca ile gidiyor o ile herhangi bir yere kuruluyorlar. Önemli değil. Şurayı istiyoruz dediğinizde orası onların yani. Kuruluyorlar, toplanıyorlar. Gelin bakayım suçu ne bunun şu. Birçok şeyde birçok davada şahit falan dinlenmiyor. Delillere bakılmıyor. İddia var mı? Tamam. Cezayı veriyor. Ya İstiklal Mahkemelerinin kararları meşhurdur. Sanığın idamına, şahitlerin bilahare dinlenmesine. Ya adamı idam ettikten sonra şahitleri dinlesen çok, ne olur, dinlemesen ne olur. Meşhur yani, bir meşhur. Mesela Kayseri'de var. İşte şapkaya karşı çıkan bir... Şimdi Kayseri'de diyorsunuz ki... Evet. 300 kişi, 300 orada kişi tutuklanıyor. Bakın suç çok önemli bu arada. Bak suça bakın. Bunların tutuklanma gerekçeleri. Halkı sarık sarmaya teşvik suçu. Şapkaya muhalefet etme suçu. Kadınların başlarının ve yüzlerinin açılacağını söyleme suçu. Yani bu iş oraya doğru gidiyor deme suçu. Kur'an'ın kalkacağını söyleme suçu. Din adına ne varsa hepsinin yok edileceği gibi hususları dile getirme suçu. İşte bu suçları propaganda etmekten yargılandı. Mesela orada Şeyh Ahmet Efendi ve 4 arkadaşı derhal yani mahkeme kuruluyor, sabah idam ediliyor. Hemen. Kararlar verildi. Böyle temyiz, memyiz, yargıtay. İstiklal mahkemelerinden bahsediyoruz. Ya son mahkeme. Yani şimdi ilk ve son derece yani, mahkemesi. Yani temyiz diye bir şey yok. Ne temyiz? Yani gülüyoruz. Adam tabii, işi bitiyor ağlanacak, zaten orada. Mahkemeyi yapıyor. Karar verip başka yere gidiyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Çünkü devrim kanunlarını bütün ülkede yerleştirmesi lazım. Yani baş kaldıranların başının ezilmesi lazım. Devrim kanunları nasıl yetişti? Yani 10 yılda 10 milyon genç yarattık her yaştan deniyor. 10. yıl marşında. 10 yılda 15 milyon sırrı bu işte. Evet. Nasıl yetiştirildi 10 yılda 15 milyon insan? İşte böyle yetiştirildi. Başka hiçbir şeye imkan verilmedi. O şekilde herkes yetiştirir ama
Bizim inancımızda öyle bir şey yok. Bizden uzak kalsın öyle bir tutum. Şimdi o kadar çok ilde var ki gösteriler. Var, Sivas'ta var mesela. Kahramanmaraş'ta var. Erbaa. Mesela Erbaa, Tokat Erbaa Belediye Başkanı Hacı Fethullah Efendi şapkayı protesto edildiğinden dolayı mahkum edildi, ceza aldı yani. Tabii Sivas Başkanı. Belediye Başkanı o zamanki Abdullah Abbas Efendi ve onun arkadaşı 7,5 sene hapis. İmamzade evet. Mehmet Necati Efendi, Abdurrahman Efendi idam edildiler. Rize'de şapka isyanı oldu. Rize'de 143 kişi tutuklandı. Onu derhal idam edildi. Ve bu 10 kişi isimlerini anmamız lazım aslında. Bir yerlerden öğrenip yani vaktimiz aslında var derseniz ben bu isimleri okumak tabii, istiyorum. Tabii, tabii. Kayıtlara girsin bu isimler. Yani insanlar bilsin bu isimleri, duysunlar yani. Şapkaya itiraz ettik demek için gösteri yapıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bir saldırganlık yok, bir şey yok. Yani bir bundan dolayı Ulu Cami İmamı Şaban Hoca, Muhtar Yakup Çavuş, Köy imamı Hasan, belediye bekçilerinden Bekçi Kadir abi, bekçi ya adam, şapka takmak istemiyorum diyor. Ve bundan dolayı idam ediliyor. Rize Asli Mahkeme Başkatibi Hafız Osman ve kardeşi Avukat Hulusi Bey, Rizeli İmam Hafız Kamil, Peçeli oğullarından Mehmet ve Ahmet Aslan Çavuş, Kamburoğlu Hafız Mehmet ve Tarakçı Sabit. Şimdi bunlar kanunun çıkmasından sadece 20 gün sonra, dikkat edin, şapka kanunu çıkmış, 20 gün sonra bunlar idam ediliyor. Ya 20 günde bu insanlar kanunu öğrenecek, hazmedecek, içselleştirecek. İnsanlara hiç öyle bir şey bırakılmadı. Birdenbire deniyor ki üzerinde ne varsa çıkar şunu giyeceksin. Ya iman mı bu yani? Seyyid Kutup örnek kurulan yoldaki işaretlerde örnek Kur'an neslinin özelliklerinden bahsediyordu. Yani sahabe toplumunu örnek Kur'an nesli olarak anlatıyordu. Ve onun günümüz toplumlarından farkı şudur diyordu. Bir örnek veriyordu. Onunla İslam'ı şöyle girmişlerdi diyor. Sanki cahiliye ait ne kadar bir elbise tamam komple çıkarıp, elbisesini çıkarıp atıp yepyeni bir elbise giyiyormuş gibi cahiliye dair ne varsa çıkardılar. İslam'ı üzerlerine giydiler. Ondan sonra tam olarak İslam oldular. Bu imanla ilgili bir şey ama. İman edersen bunu yaparsın. 20 gün içinde insanların şapkaya iman etmesini istediler adeta. İman eder gibi hemen kıyafetlerini değiştirmesi istedi insanların. Değiştirmedin diye de insanlar buna itiraz etti diye, gösteri yaptı diye de insanlar idam edildi. Yanlış olan şey bu. Yani şunu söylüyorum. Şimdi bazı devrimler yapılır yapılmaz. Ben bu devrimleri benimsemiyorum. Bu kaydı koyarak söyleyeyim. Bazı devrimler yapılır yapılmaz dönem şartları içinde. Ben onu tartışılır ama Allah aşkına insanlara sırf bir şeyi bunu benimsemiyor diye idam etmek neyin nesi ya? Ya nasıl bir mantık yani? Ama illa bu devrimler olacak diye. Giresun'da Nakşibendi Şeyhi Şeyh Muharrem Efendi ile Abdullah evet. Hoca idam edildiler. Evet, idam edildiler. Şimdi bu arada mesela Maraş var, Zonguldak var, işte İstanbul var. Bir sürü var. Toplu halde bu, mesela tek seferde, tek kalemde işte tutuklananlar, cezalandırılanlar var. Bunların yani bunların çoğu da 15'er sene ceza. 10'er sene, 15'er sene. 5'er sene. En düşüğü 5 sene ceza. En büyüğü 5 sene. Tabii en düşüğü 5 sene ceza alıyor. Evet. Böyle bir şey. Şimdi bunların içinde birisi var ki hep gündemde o var. Aslında gündemde olması önemli. İki açıdan önemli. O iki açıdan ne olduğunu söyleyeceğim. Ama sadece o değil. İskilip'te Atıf Hoca'dan bahsediyorum. İskilip'te Atıf Hoca sadece gündeme getiriliyor. Sanki şapkadan dolayı bir tek İskilip'te Atıf Hoca idam edilmiş gibi. Yani 57 tane alim idam edilmiş. 57 tane. Bu. Alim sadece. Diğerlerini saymıyor. Bir de 15 tane de Erzurum'da gösteride bulunan var. Onlar değil. Başka örnekler de var. Bunlar örneklere yani sadece. Yüzü geçiyor. Yani şapka takması gerekmeyenler de Şalcı Bacı'dan bahsediyorum. Bu da idam edildi. Yani kadın da idam edildi. O ayrı bir şey. Şimdi Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı İskilip'te Atıf Hoca. Aynı mahkemede İskilip'te Atıf Hoca'dan önce Ordulu Mehmet, Arif Süleyman, Hüseyin,
İskilipli Recepoğlu Ali, Yüzbaşı İsmail Hakkı, Albay Kasap Osman, Rıfat Reis, Kırşehir eski mebusu Rıza, bunlar İskilipli Atıf Hoca'dan önce idam edildiler. İskilipli Atıf Hoca'yı ön plana çıkaran şey yasanın geriye yürütülmesidir. Ne yazdı? Hem de o dönemin hükümetinin, bakanlığın isteği üzerine bir kitap yazdı. Frenk Mukallitliği ve Şapka diye. Kitabı getirmişsiniz. Bu kitaptan yaklaşık 2 sene sonra çıkan, kitabı basmasından yaklaşık 2 sene sonra çıkan kanundan dolayı idam edildi. İşte şu kadarcık bir şey, çalışma. Bu kadarcık. Kaç sayfa hocam? Yani sayfalar biraz şişirilmiş, puntolar büyük tutulmuş. Yani bu haliyle bile 22 sayfa. Yani bir 10 sayfalık. Yani aslında 10 sayfalık bir küçük bir risale. Şöyle normal kitap sayfalarıyla, puntolarıyla basılsa bunun yarısı kadar 20 sayfa ancak eder. Ne diyor özetle kitapta? Kitap, şimdi burada şapka, yani batı taklitçiliğinin, yani Frenk diye söylüyorlar, batı taklitçiliğini İslam'ın hükümlerine göre durumunu inceliyor. O kadar. İslam'a göre diyor, sadece tek şey şapkada değil yani. Şapka bir tane örneği orada vermiş oldu. Yani kılık kıyafette batılılara benzemenin İslam'daki yeri, hükmü nedir? Bunu anlatan bir kitap. Ve bunu istek üzerine yazmış. Hükümetin isteği üzerine yazmış. O dönemdeki bakanlığın isteği üzerine yazmış. Ama Şapka Kanunu'ndan yaklaşık 2 sene önce yazmış. Bu kitabı yazdıktan 2 sene sonra sen Şapka Kanunu'na muhalefet ettin diyerek idam ediliyor. Niye o kitabı diyor, sen daha değişik yerlerde dağıttın. İşte şuraya gönderdin. Dağıtmadığını ispat ediyor. Her şeyi tamam ama hiçbiri dinlemiyor. Bir kere karar verir diyor. Bakın mahkemede kimler var? İşte bu 3 Ali ve denilen Kel Ali, Necip Ali ve Kılıç Ali. Kel Ali mahkeme reisi, savcısı Necip Ali, azalar Kılıç Ali. Bir de 4. üyede var, Reşit Galip. Bu Reşit Galip daha sonra Milli Eğitim Bakanı oldu. Bu ülkede insanlara, çocuklara her sabah o okutular, o andımız denilen o garabeti başımıza çıkaran kişidir Reşit Galip. O da asanlardan birisi de o. Hayır, o mahkeme heyetinde o. Mahkeme heyetinde. Tabii. Bak, o Reşit Galip. O andımızla ilgili durum farklıdır. Yani kızlarına bir gün şirinlik yapmak istiyor. Bir 23 Nisan'da bir metin yazıyor. Kızların, iki tane kızı var. Onları okuyor. Aa diyor, bu güzel oldu diyor. Ben bunu diyor hemen bütün okullarda okutayım. Evet. Böyle de biri. Şimdi İskilip'le Atıf Hoca'yı ve diğer birçok insana asan mahkemenin verdiği değerlendirmeye bakın şimdi yargılamada. Diyor ki, bakın, Hoca Atıf Efendi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin yenilik ve ilerlemeye doğru attığı adımlara mani olmak ve halkı isyan ve irticaya teşvik etmek kastıyla İstanbul'da 1924 sonbaharında Frenk Mukallitliği ve Şapka adlı eseri yayınladığı ve muhtelif vasıtalarla memleketin muhtelif yerlerine dağıttığı sıralarda İstanbul Polis Müdürlüğü tarafından 1. Şube raporuyla dahiliye vekaletine ihbar edildiği. Yani burada da itiraf ediyor. Yani Şapka Kanunu'ndan önce bu kitabı yazmış. Ama kanunlar geriye doğru yürütülerek İskilipli Atıf Hoca idam ediliyor. İskilipli Atıf Hoca idam edilirken cümlesi şu. İskilipli Hoca Atıf Efendi'nin selben idamlarına oy birliğiyle karar verildi diyor Ankara İstiklal Mahkemesi. 4 Şubat 1926 sabahın ilk saatlerinde işte Ankara'da eski meclis binası, yani ilk meclis binası değil, onun hemen aşağısında bir meclis binası daha var. O meclis binasının aşağılarında bir yerde İskilipli Atıf Hoca orada idam sehpasına çıkarılıyor ve şu cümleyi kullanıyor son sözü olarak. Zalim ve katillerle elbette mahşer günü hesaplaşacağız diyor. Ve şapkanın bilançosu, şapka aslında bir şapkadan ibaret değil. Bir kıyafet devrimidir. Bir toplum komple dönüştürmedir. Dilini değiştiriyor, alfabesini değiştiriyor, kılığını, kıyafetini değiştiriyor, kültürünü, geleneğini değiştiriyor. Yani şu anda bile bunların hepsi ortada olmasına rağmen, mesela Adana'nın eski belediye başkanının da sosyal medyada böyle bir paylaşımı vardı. İskilipli Atıf Hoca'yı hain olarak
niteleyen, bu şekilde işte kötü biçimde vasfeden kişiler var. İşin harf inkılabı ile ilgili de şu anda ki bir yasa çıkarıldı. Arap, yani sanki Suriyelilerin kasıtlı bir hareketiymiş algısıyla tabelalardaki Arap harflerine müdahaleler var. Yani çok garip bir gerçekten dönemdeyiz. Yani geçmişin acı gerçekleri bilinmesine rağmen bunların... İngilizce tabelelere karşı bir şey yok ama. Bir şey yok tabii, ona bir şey yok. Buna karşı... Rusçalara karşı, yani Çince tabelelere karşı bir şey yok. Bir şey yok. Ya çok garip ki bunlar İskilipli Atıf Hoca'nın bu idamı ve diğer şapka bu yüzünden idam edilenlerin hepsinin durumu şu an kitaplarda da, resmi kayıtlarda hepsinde var. Var tabii. Gizli kapaklı bir şey değil. Bunlar bizim yeni keşfettiğimiz şeyler değil. Bunlar var olanların içinden süzülmüş, en problemsiz olarak görülmüş olan şeyler bunlar. Şimdi, yani inkar edilemez gerçeklerden bir denet. Kelli felli sözüm ona, akademisyenler çıkıp diyorlar ki ya rejim işte o zaman yerleşecekti. Yeni kurulan cumhuriyet rejimi, işte laik rejim yerleşecekti. O işte birkaç tane bir kişi asılacaktı falan ya. Bu kadar kolay mı? Bu kadar basit ya mi? Neden bahsediyor ya? Bugün yani bakın, sokakta giden bir tane kediye tekme attı diye insanlar, ki yanlış bir şey, doğru bir şey diye söylemiyorum bunu, İnsanlar ayağa kalkıyor, hayvan hakları savunucuları ayağa kalkıyor, o ikincisi mahkemeler onlar hakkında işlem yapıyor, en azından bir gözaltı alınıyor, sorgulama yapıyor, bir şeyler yapılıyor yani. Bir duyarlılık var ya, ve doğru bir duyarlılık. Ya bir insanı idam ediyorsun sen ya. Suçluyorsun. Sebep? Bir tane kıyafeti giymedi diye. Sebep? Kendi dinine yazısını okumak istiyor, yazmak istiyor diye. Ya bu ülkede bakın, ezanı Türkçe okumadı diye buna karşı çıktı diye insanlar cezalandırıldı. Ve ezanın Türkçeleştirilmesinde de mesela... Şimdi bu bahsettiğimiz... Türkçeleştirildi, Haydin kurtuluşa değil, Haydin felaha dedi. Yok, mesela bu bahsettiğiniz bütün olaylar yani asırlar önce gerçekleşmedi. Yani daha... yani şurada bir 100 yıl olmadı bile. 95 yıl olacak işte neredeyse. Ya daha 100 yılı tamamlamadı. Evet. Yani bir asır olmadı. Yani daha böyle hani... Hayır, şu andaki bulunduğumuz devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı ile alakası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu bu şekilde oldu. Böyle kuruldu. Bu şekilde kuruldu. Bunun üzerine devam ediyor ve rejim bu şekilde biçimlendirildi, şekillendirildi. Yani bu tarihler ortada. Bakın işte devlet yetkilisi yani çıksa dese ki bunlar yapıldı. Bunlar yapıldı. Devlet adına bunları reddediyoruz, kabul etmiyoruz, utanç duyuyoruz diyemez mi? Ama aslında demesi lazım yani. Yani şunu da işte biraz önce konuya girişte nasıl dedik? Türkiye bölgesel güç olmak istiyor. Evet. Dünyada işte bir yer edinmek istiyor. Küresel güçlere, mesela Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. Dünya beşten büyüktür. Doğru bir sözdür. Beşten kastı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden bahsediyor. 5 tane ülke ne karar verirse oluyor. Ya da bir şeye veto ettiğinde dünya çapında Birleşmiş Milletler o kararı alamıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Yani başka ülkeler de var dünyada. Ama işte bunu yapabilmemiz için biz sağlam basmamız lazım. Yani bu ülkedeki farklılıkları, çeşitlilikleri bir potada bütünleştirebilmek lazım. Bir çimento, neyin çimentosu neyse. İşte o çimento toplumun inanç, kimlik ve kişilik değerleridir. Biz bunu bir bağı kopardık. Bunu çıkardık, attık. Devrim kanunlarıyla Türkiye yüzleşmesi lazım. Geçmişteki bu hataları itiraf etse, yanlış yapılmış. İyi ama iyi niyetle, ama kötü niyetle. Yanlış yapılmış, hata edilmiş deyip düzeltilse, bu düzeltildiğine ve toplum asli kimliği ve kişilik değerlerine geri döndürülse, o zaman toplumsuzla birlik olur. İnsanlar kenetlenirler. Kenetlendiğinde, bakın, toplum kenetlendiğinde dünya ayağa kalksa o ülkeye bir şey yapamaz. Mümkün değil, imkansız bir şey. Yapamazlar yani. Evet. Bir şekilde bak, örnek veriyorum, işte Yahudi toplumu dünyanın her yerinde 2000 yıl boyunca ezildi, efendim öldürüldü, sürüldü, dağıtıldı, ama toplum olarak kenetlendikleri için 2000 yıl sonra gittiler, devletlerini kurdular ve bugün dünyaya hakim durumdalar. İşte önemli olan bunu sağlamak. Biz öyle yapmıyoruz. Biz diyoruz ki topluma rağmen
Bak, cumhuriyetin en önemli felsefelerinden birisi şudur. Halka rağmen halk için. Ben bunu halk için yapıyorum. Neyi yapıyorsun halk için? İşte camileri satıyorum, yasak kapatıyorum. Kur'an'ı yasaklıyorum. Elif B cüzünü bile cezalandırıyorum. Şapka devrimi yapıyorum, dil devrimi yapıyorum. Veya başka İslam'a dair devrimleri yapıyorum. Bunu kim için yapıyorum? Halk için yapıyorum. Ama halk bunu istemiyor. Senin yaptığın bu devrimleri istemiyor. Tam karşısındaki değerleri istiyor. Yok, onu da halka rağmen yapıyorum. İşte böyle bir felsefeyle kuruldu. Halkla birlikte, halka rağmen değil, halkla birlikte halk için noktasına evet. Devlet dönüşürse, işte bugün bölgesel güç ve dünyaya kafa tutulacak güç haline gelebilir. Rusya'nın Amerika'ya kafa tutmak için Rusya'nın her dediğine her denecek durumdan çıkılmış olur. Kendi varlığına, çünkü dünyaya bir zamanlar sen yön veriyordun, o konuma ulaşmış olursunuz. Ama bu şekilde değil. Ama yani gelinen noktada maalesef sanki o dönemde yapılan bütün devrimler çok gerekliymiş gibi, çok böyle sanki doğruymuş gibi bir savunma biçimi geliştirildi şu anda. Ya ama şöyle, bu dönemde toplumu İslam'dan uzaklaştırmak için o dönemde İslam'ı olmayan, İslami olmayan bir toplum üretmek için gerekliydi. Yani kendilerine göre, onlara göre. Onlar için öyle gerekliydi ama öyle değil. Gerçekte öyle değil. Gereklilik o değildi yani. Şimdi hocam, o ilk söylediğiniz şey çok çok önemliydi. Keşke onu böyle bir yere böyle yazsak da dursa. Yani o ilk, o zaman çıkarılan devrimler, inkılaplar, kanun neyse, onlar bir anayasaya dayanmalıydı hukuken. O zamanki anayasada da devletin dini İslam'dır diye yazıyordu. 7. madde dediniz, meclis şeriatın hükümlerini yürütmekle görevlidir diye yazıyordu. Evet. Dolayısıyla o çıkan devrimler bu anayasanın hilafına olduğu için hükümsüzdür, yok hükmündedir hukuken, bu tabiri kullandınız. Evet. O da çok önemliydi. Süremiz bitti. Bitti mi? Süremiz bitti. Daha camiler var. Camiler var. Hocam, 670 sayfa kitap yazmışsınız. Biz bunu Allahu Ekber yürüyüşü var. Hayır, Kasım ayında bahsediyoruz sadece. Tamam, Kasım ayında bahsediyoruz. O Allahu Ekber yürüyüşüne gir onu söyleyin, tamam. Onu diğer programa bırakalım. Kadro eziyeti var. Cihad-ı Feriye'ye yazalım. Onu diye başka programa bırakalım. Onu Mart ayına bırakalım. İnşallah o. Çünkü bir de halifeliğin kaldırılması var. Artık Mart ayında inşallah. Kur'an kursunun öğretiminin yasaklanması evet. Var. Şimdi o Mart ayında da benzer. Şimdi ne o yürüyüşü söyleyeyim bir. Yok, Allahu Ekber yürüyüşü ezanın Türkçeleştirilmesi üzerine. Bir de camilerin satılması vardı. O çok önemliydi ama o da sığmadı hocam. Ama işte sadece satılması değil ki. Başka satılması, ahıra çevrilmesi var, depo yapılması. Yani mesela bugün İstanbullular için söyleyeyim sadece mesela. İstanbul'da iki tane örnek vereceğim. Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki kemere doğru giderken parkın içinde küçük bir cami var. Şehzade Camii'ymiş. Şehzadebaşı Camii karşısında. Evet. O caminin hemen dibinde bir tane küçük cami var. Burma minareli cami. O mimari de tek örnek. Mesela yıllarca marangoz atölyesi olarak kullanıldı. Evet, bu bir örnek. Şimdi bir de Kısıklı'da şu anda bir park var. Şu anda içinde de metro durağı var. Orası eskiden yeri camiydi. Cami yıkıldı. Yıkıldıktan sonra yerine gazino yapıldı. O gazino Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı iken orayı istimlak etti ve parka dönüştürdü. Yani en azından gazinoyu oradan kaldırdı. Zaten hemen orada bir tane küçük cami daha var. En azından caminin dibinde gazino olmaz. O yasalı çarparak onu en azından oradan kurtardı. Şimdi, işkenceden kurtardı orayı yani. Kitabınızı almışsın. İsim yer yer belirtmişsiniz. Tabii orada çok sayıda binlerce var. Binlerce cami, hangisi satıldı, hangisi neye çevrildi. O çok uzun gider hocam. Yalnız şu şapka kanunu dediniz, şu an anayasada var. O da ilk başta da söylediniz. Evet. Dokunulmuyor ona. Devrim kanunu olduğu gerekçesiyle. Devrim kanunları ve herkes kanunu. Şu anda suç işliyor. Tabii tefridi terhisat kanunudur. Onlar idam yani edildiyse neyse. Bugün niye kimse idam edilmiyor? Ama ilginç bir şey. Anayasada hilafetin kaldırılması kanunu korunmuyor. Bakın burada onu da söyleyeyim ben. O gün inşallah nasip olursa 3 Mart'ta bir program yaparsak ya da Mart ayında i̇nşallah. Program yaparsak İnşallah. Nasip olursa orada da söylerim ama burada şimdi söyleyeyim. Devrim kanunu, anayasada korunan devrim kanunları içinde hilafetin kaldırılması yasası yok. Dolayısıyla anayasal olarak dayanağı olmadığı için şu anda hala anayasal dayanağı olmadığı için bu yasa hemen iptal edilebilir. Ve İslam ümmetini nasıl
Ortodokslar Patrik etrafında, Katolikler Papa etrafında birleşmişse, Müslümanları birleştirecek en azından sembolik de olsa, şimdilik sembolik de olsa bir otorite, hilafet mevzii kurulabilir. Bu şu anda son derece kolay. Tek bir, yani meclis iradesine bakıyor. O kadar. Teknik olarak kolay. Yani realite yok. Olarak... Bakın ya. Ne dedim? Başta bir cümle kullandım. Mustafa Kemal'in yapmış olduğu devrimlere taraftar değilim ama takdir etmiyorum ama dedim. Bir şeyini takdir ediyorum. Hiç kimse nedir diye düşünmemiş. Kafasına koymuş, ben bunu yapacağım ve yapmış. Günümüzde doğru olan bir şeyi günümüz yöneticilerinin yapması lazım. Doğru biliyorsa, o doğruysa, doğru olan bir şeyi yapması lazım. Ondan şunu demiş, bunu demiş. Önemli değil. Peki. Bunlar konuşulur geçer. O yürüyüş, neydi o yürüyüş hocam? Onu da söyleyin. Ha, o yürüyüş, Bursa'da yapılan bir yürüyüş. Allahu Ekber yürüyüşü deniyor ona. O ezanla ilgili 1932'de mi? Olan bir şey. Ezanın Türkçeleştirilmesi üzerine işte Bursa Valisi'nin başkanlığında bir Türkçe Ezan Komisyonu kuruluyor. Ulu Cami'de bir vaiz çıkıyor, diyor ki bu olamaz, böyle bir şey olamaz. Ateşli bir konuşma yapıyor. Camide bulunan cemaat dışarı çıkıyor, bu olamaz diye valiliğe doğru yürümeye başlıyorlar. Kalabalık yolda biraz daha büyüyor. Hayır, valilikten önce müftülüğe gidiyorlar. Müftüye diyorlar ki bakın müftü bu olmaz. Yani ezanı Türkçeleştiremezsin yani. Müftü kulak asmayınca valiliğe yürüyorlar. Valiliği, valinin başkanlığında bir komisyon ya. Yani valiyi protesto etmek ya da valiliğe saldırmak gibi bir niyet yok. Yani komisyon başkanına durumları arz etmek için oraya doğru gidiyorlar. Fakat vali askerden çağırıyor. Asker çağırınca çok şiddet kullanılıyor orada. O şiddet kullanınca halk buna itiraz ediyor. Ayağa kalkıyor. Bütün Bursa hemen hemen bu Allahu Ekber yürüyüşüne katılıyor. Ezan ayaklanması deniyor. Mustafa Kemal o sırada İzmir'de, kalkıyor İzmir'den Bursa'ya geliyor. Sert bir şekilde bu ayaklanma bastırılıyor. Sorumlu gördükleriyle cezalandırılıyor hepsi. Bu da 16 Kasım 1932'de yapılan. Peki Kasım ayında olanlar. Evet, Kasım ayında olduğu için. Cihad-ı Feriye'nin kaldırılması, o da artık kaldı hocam. Önemli, çok önemli bir konuydu o da. Allah razı olsun. Ama Cihad-ı Feriye'den bir nebze bahsetmek. Niye? Hocam, İnsanlar hiç duymadığı bir şey açtık. Çünkü. Bir tanesinden söyleyeceğim. Cihad-ı Feriye denilen şeylerin ikinci derecede camide yapılan hizmetler diye bahsediliyor. Mesela Buhari Hanlar var. Kadrolu. Bu bir tek onu örnek vereceğim. Gerisinden bahsetmiyorum. Buhari Hanların yapmış olduğu Sahih Buhari'deki hadisleri bunları ezbere biliyorlar. Hadisleri halka namazlardan sonra anlatıyor hadisleri ve açıklıyor. O hadisi hayatta nasıl yaşayacağımıza dair tefsirini yapıyor, açıklamasını yapıyor, bunu anlatıyor. Ve bunun gibi çok sayıda şeyler var. Yani Mevlüt Hanlar nasıl ki Mevlüt okuyorsa, Buhari Hanlar da bunların içinde camilerde yok. Yani bu Cihad-ı Feriye'nin içinde Mevlüt isim Han olarak, yok. İsim olarak. Bu Buhari Hanlar da camilerde Buhari okuyor. Sadece okumakla kalmıyor. Önemli açıklıyor. Olan okusa bunun önemi yok. Okuyor bir hadisi, o hadisi anlatıyor, açıklıyor, izah ediyor. Bu sürekli ediyor. Her gün oluyor. Ve sürekli yapılan bir şey. Buhari Han, Müslüman. Ve bu yasaklanıyor. Ve mesela tefsir şeyler var, cüz hanlar var. Bir cüzü okuyor, cüzü tefsir ediyor. Yani tefsir dersleri, hadis dersleri, fıkıh dersleri, bunların hepsi tamamen tek kalemde bunu yapan kadrolar iptal ediliyor, bu yasaklanıyor. Yasaklanıyor. İşte bu da bir değerli. Bu da Kasım ayında. Evet, bu da Kasım ayında. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yorduk sizi ama yarım kaldığı için inşallah Mart'ta da tekrar kalanı konuşuruz. Sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler, konuğumuz hukukçu yazar Faruk Köse idi. Harf İnkılabı ve Şapka İnkılabı ağırlıklı olarak konumuz idi. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.